Değerli izleyiciler, İstanbul Times TV olarak bugün Şişli'deyiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisinin darboğazda olduğunu ve bu şekilde devam edilirse Türkiye 2019'da ya tasarrufa gidecek ya da yeniden IMF'nin kapısına gidecek dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini biz de bugün vatandaşlara sorduk. Bakalım neler söylemişler, hep birlikte izliyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisinin iyi bir durumda olmadığını söyledi. 2019'da ya IMF'nin kapısına gideceğiz ya da tasarruf edeceğiz dedi. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu bu soru çok doğru ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başından gitmesi lazım. Evet. Şimdi efendim. Neden mi? Artık oradan ben Özgür Özel istiyorum. Siz efendim? Koltuk davasına girdi artık. Kim gelmeli peki? İşte. Özgür Bey. Niçin Özgür Bey efendim? Özgür Bey tam böyle benim istediğim gibi. Dişli, yani açık sözlü, vardı. Net. Ben onu çok beğeniyorum. Geçen seçimlerde bir bey vardı. Hayır. Muharrem İnce mi? Yok. Niçin efendim Muharrem İnce? Yaşına göre atak. Evet, atak bir. IMF'nin kapısına gitmeli miyiz sizce? Hayır. Bu darboğazdan kurtulmak için? Hani IMF'nin peşine gitmememiz gerekiyor. Çünkü durum gayet iyi diyorlar. Her şey güllük gülistanlık diyorlar. Yani şey yok yani, her şey iyi diyorlar. Ya gitmememiz gerekiyor kesinlikle. Bir kriz olduğu söylüyor. Sizce kriz var mı? Var, tabii ki de var. Nasıl çıkabileceğiz bu krizin içinden? Hanımefendi IMF'ye gitmememiz gerektiğini söyledi. Bu krizden nasıl çıkacağız? Bu krizden bu şekilde çıkamayacağız. Değişiklik olması lazım. Zannediyorum çıkamayacağız, evet. Evet, çıkamayacağız. Yok, ne yaparlarsa yapsınlar çıkamayacağız. Artık marketlere gidemiyoruz. Alışveriş yapamıyorsun. Her şey böyle gram gram, gram gram. Gündemde olan şey poşet, değil mi? 25 kuruş. Onun da günlük satışını 7 trilyondan bahsediyorlar, öyle. 7 trilyondan bahsediyorlar. Her şey vergi, her şey bir şey. Zam diyorsunuz ya. Her şey çıktı zaten, zam yok ki. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ekonomisinin çok kötü olduğunu ve 2019'da ya tasarruf yapacağız ya da IMF'nin kapısına gideceğiz dedi. Neler söyleyeceksiniz? Valla Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek bir önerim var. Kafasını kumdan çıkarsın. Niçin efendim öyle söylediniz? Anlayan anlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede iyi bir muhalefet değil ama bu sözüne katılıyorum. Peki IMF'nin kapısına gitmeli miyiz? Ya tabii ki gitmemeliyiz. Şimdi bu efendim, hükümetin anlatmasına göre bundan 1-2 yıl önceki işte biz borç alır değil de borç verirlik konuma geldik deyip tekrardan IMF'ye gideceksek artık bu hükümet tamamen toplanıp bırakıp gitmesi lazım bu ülkeyi. Ya zaten artık ülkede bir şey kalmadı da ama gideriz diye düşünüyorum ben. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün lafları da doğru çıkmadığını düşünüyorum. Öyle bir şey de yanlış. Peki ekonomik bu ekonomi zaten darboğaz olduğu iddia ediliyor. Nasıl bu şeyden çıkabiliriz efendim? Ya ekonominin darboğaz olduğunu hep biliyoruz zaten ama inşallah çıkacağız. Nasıl ama? Ya güzel bir iktidar gelirse. Şu andaki iktidarlardan gözükmüyor öyle bir şey yani. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. 2018 yılı büyük stresle geçti. Bir esnaf, halk ve televizyoncu hayattan stresle geçti. 2019 yılı ondan daha beter geçecek diye düşünüyorum. Allah bu Türkiye'nin yar ve yardımcısı olsun. Bunu herkes biliyor. Sokaktaki herkes biliyor. Onu söyleyeyim. Kapısına gitmeli miyiz? Yani bir kere döndük ama gitsek ayıp olur artık bundan sonra. Tabii ayıp olur bundan sonra gitmemiz. Peki nasıl çıkabiliriz Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği bu ekonomik darboğazdan? Gene bizim sırtımızdan çıkacak. Başka kimseden çıkmayacak. Nasıl yani efendim? Vatandaşın sırtından çıkacak. Vergiler artacak, pahalılık olacak gene. Her şeye zam gelecek. Gene vatandaşa mı kesin? Gene vatandaşa, hep böyle oldu. Yani ben doğduğum... Öneriniz nedir? Yani bu ekonomik durumdan nasıl çıkabiliriz? Ne yapılmalı? Yani alternatif yok. İyi bir lider gelmesi lazım. Yok mu şu an? Şu anda ben görmüyorum hiç Türkiye'de. İyi bir lider görmüyorum. Peki. Kesinlikle doğru. IMF'nin kapısına gitmeli miyiz? Gitmemeliyiz. Çünkü IMF'den alınan borçlar ne yazık ki bizim sırtımıza vuruluyor ve geri dönüş olmuyor. Peki iddia edildiği gibi bir ekonomik kriz varsa bunun içinde nasıl çıkacağız? Var. Çok büyük var hatta. Şu anda hani 2020 yapıldı Tayyip Erdoğan dediği gibi. Ama iş yerinde çok fazla zorlamayla karşılaşıyoruz. Çünkü istifa edilmeye yönelik işler var şu anda. Gerçekten de karşınızdaki insana çok büyük baskılar var. Kendiliğinden çıksın diye uğraşıyorlar. Ayrılmanız mı? Evet kesinlikle öyle. Hani eğer ki inat ediyorsanız çalışın. Bu sefer farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Peki sizce ne yapmalıyız bu ekonomik darboğazdan çıkmak için? Ne tavsiye ediyorsunuz? Allah Cumhurbaşkanı bir an önce istifa etsin. Neden? İstifa ederse çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz. Nasıl yani? Yani kesinlikle şu anda bütün... Şu anki kriz Erdoğan'dan dolayı mı? Evet. Bir çıkıyor, bağırıyor, çağırıyor. Doları kendi isteğiyle düşürebiliyor. Aniden düşüyor dolar. Ama nasıl kendi isteklerine göre beyaz eşyalar düşüyor.
kendi isteklerine göre bir anda fırlıyor. Yani böyle bir cumhurbaşkanlığı sistemi olamaz. Peki Erdoğan istifa ederse Türkiye'nin ekonomisi düzelir mi? Düzelir, gayet düzelir. Şu an ekonomimiz Erdoğan'a mı bağlı? Evet, çünkü neden? Erdoğan olmasa şu anda bütün Suriyeliler gidebilir. Çünkü CHP Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi Suriyelileri istemiyoruz. İstemiyorum ya. Benim toprağımda, benim vatanımda ben yiyemediğim, benim hak etmediğim özgürlüğü onlar yaşıyor. Ben bunu gitmeliler, tabii ki gitmeliler yani. Yani şu, zaten yıllardır IMF'nin kapısını çaldılar ve bu halka dediler ki IMF'ye olan borcu bitirdik dediler ve halka kandırdılar. Aslında bizim hem dış borcumuz bitmedi, hem IMF'ye borcumuz bitmedi ve şu an Erdoğan önceden mesela 10 yıl öncesinden bütün işverenlere taahhüt verdi, gidin dedi kredileri çekin, uluslararası camiadan kredileri alın, kullanın bol bol dedi ve onlar dinledi Erdoğan'ı, şimdi o kredileri ödeyemiyorlar. Ve şu anda ülkenin tek kurtuluşu şudur, kendisi sarayda oturuyor ve sarayın yıllık harcaması, milyonlarca lira harcaması var ve ilk önce kendisi o saraydan taşınsın ve o sarayı uygun bir şekilde farklı bir şeye dönüştürüp oradan da bir para elde edelim. İlk önce bunu yapsın, ilk önce kendisi bir kemerini sıksın, kendisinin yediği, özel yediği yiyecekler falan var ve kilosu 1000 liradan çay falan içiyor. Yani biz dışarıda 2 liraya çay parası bulamıyoruz. Adam kalkıp kilosu 1000 lira, 5000 lira verip ürünler tüketiyor. Ve bu ürünlerden, yani bu devletimiz bu aşırı araba almaklardan ve aldıkları arabaların %80'ini satarsa ve kendi saraydan taşınırsa biz bu sefer ekonomiyi düzelmeye yaklaşırız. Yani daha da iyi olur. Ya bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemesine gerek yok ki. Yani bunu Sağır Sultan duydu. Millet iliklerine kadar bunu zaten yaşıyor. Yaşıyor. Bunlar, bakın size söyleyeyim. Hani sen demin de enler. Ya bırak tasarrufu. Ben şundan endişeliyim arkadaş. Emekli maaşlarımız dahi ödenmeyebilir. Türkiye o duruma doğru gidiyor. Senin borcun olmuş 500 milyar. Fabrikan yok, şunun yok, bunun yok. Ya nereden ödeyeceksin bunu? Peki efendim, IMF'nin kapısına gitmeli miyiz? IMF'ye de gidecek. Başka yere de gidecek. Mendil de açıp dileneceğiz. Yani emekliyim ben ve ödemedim maaşımı. Ne yapacağım? Söyle bana. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Oturup dileneceğim. Çalışmıyor mu bu saatten sonra? Kim bana iş verir? Yapacağımız şey bu. Hükümetin durumu benden kötü. Peki efendim, sizin öneriniz nedir? Bu iddia edildiği gibi ekonomik darboğazdan nasıl çıkabiliriz? Ya bunun şeyleri belli. Yani koşulları belli. Ben ekonomist değilim. Ben öğretmenim. Öğretmen emeklisiyim. Yani bunun koşulları belli. Üreteceksin kardeşim. Üreteceksin. Bizimki tüketime yönelik. Bizimkisi israfa yönelik. Bizimkisi böyle lükse, şatafata yönelik. Ya Finlandiya Başbakanı, Cumhurbaşkanı adamlar iki odalı evde oturuyor. Merkel nerede oturuyor? Mahalledeki evinde oturuyor ya. Ya 1000 odalı bu kadar masrafı, öteki bakanlıklardaki araç sayısını, uçak sayısını, şununu bununu bilen var mı? Dönen rüşveti, şu köprüleri ödediğiniz parayı bilen var mı? Diyeceksin kardeşim, ben ne kadar bu. Boğaz Köprüsü'nün statüsüyle, Fatih Köprüsü'nün statüsüyle, Yavuz Selim'in, Osman Gazi'nin statüsünü eşitleyeceksin. Bitti. Dedim ki, yani bu anlaşmaları gerekirse iptal edeceksin. Yani Türkiye paralarını, 3. havalanı, şehir hastaneleri. Paralarımız buraya gidiyor. Bunların önce keseceksin onu. Ya tasarruf dediğimiz oturup yemeyelim, içmeyelim, dişimizden arttıralım diye olmaz. Poşetten olmaz bu iş. Yani poşetle olmaz bu iş. Ya şimdi Türkiye'ye o gelse ne yapacak? CHP gelse ne yapacak? Daha kötüye gidecek. Daha mı kötü olur? Ha, çok kötü. Niçin efendim böyle düşünüyorsunuz? Niçin var mı? Niçin belli yani. Onu konuşturuklarına, onu konuşturuklarına. Yani. Bütün Avrupa ve adamın peşinde. Kimin efendim? Tayyip Erdoğan'ın. Niçin efendim peşinde? Niçin? Tabii onların da bir çıkarı var ama hani cesur adam, güvenilir bir adam yani. Ondan dolayı mı peşindeler efendim? Tabii. Aynen. Peki efendim, sizce Türkiye iddia edildiği gibi ekonomik krizden IMF'nin kapısına giderek çıkabilir mi? IMF'nin kapısına gitmez. Gitmeli mi? Gitmez. Gitmez. Gitmez diyoruz. Peki ne yapılabilir efendim, bu ekonomik durumdan nasıl çıkabiliriz? Ya bir yerlerden bir kaynak bulur yani. Mesela nereden efendim? Yani belediye niye binayı getiriyorlar? Aklı başında adam.